Yılmaz, sergi için bütün hazırlıklar tamam. Davetli listeleri çek ettim. Basına özel davetiye gönderdim. Yalnızca Cennet Hanım'ın halısı kaldı. Harikasın Ertan. Teşekkür ederim. Cennet'in onardığı halı da çok iyi olacak. Yarın bizim için yeni bir gün demektir. Aynen. Ben artık biraz eve gidip kestireyim ha. Tamam tamam, git uyu. Hadi, iyi uykular. Sağ ol, sana da. Ki bunu. Güneş. Güneş. Ablacığım sen gördün mü? Anne ben Yılmaz amcayı arayacağım. İnsanlara ne söyleyeceğim? Mahcup oldum, mahcup oldular. Ne yapacağım ben şimdi? Allah'ım, bu hal nasıl sergilenecektim? İnsanlar bana emanet etti, ben emanetlerini koruyamadım. Ne diyeceğim insanlara? De telefonu kapalı. Ne diyeceğim Allah? Kahvenizi nereye bırakayım Sevgi Hanım? Bırak oraya bir yere. Afiyet olsun. Güneş söyle bakayım abla, nasıl birini gördün ha? Böyle uzun boylu muydu, kısa boylu muydu? Yoksa şişman mıydı, zayıf mıydı ha? Yok konuşmuyor. Konuşacak diye ümitlenmiştim. İyi artık sormayın. Korkmuş ya. Ne iş? Annem korkma oğlum. Korkma bak, hiç kimse yok, ben buradayım annem. Tamam. Anne bir daha gelmezler değil mi? Neye gelecekler kızım? Zaten verecekleriz yanı vermişler. Aradım sen Yılmaz Bey bir daha. Aradım. Telefonları kapalı. Ay Allah'ım ya Rabbim, ne yapacağım ben? Yarın arayacağım artık. Uf. Hadi herkes yatalım. Güneş, annem biz de burada yatalım ablalarla. Ha? Tamam. Yatalım. Geliyorum ben.
Haydi bakalım, yatıyoruz. Haydi, haydi, haydi. Haydi herkes yatağına. Haydi kızım, haydi. Ben de yanındayım. Haydi korkma. Korkma, buradayım. Alo. Alo Leyla'cığım, umarım rahatsız etmiyorum. Yo, rica ederim, buyurun. Bir arayayım dedim, sergi hazırlıkları falan nasıl gidiyor? Yardıma ihtiyacınız var mı, benim yapabileceğim bir şey? Ya çok teşekkürler, her şey yolunda. Biraz önce eve geldik, babam hemen yattı. Çok yoruldu tabii. Tamam canım, yarın sergide görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Evet, yumurta da geldi. Büyük gün için hazır mısın babacığım? Her büyük gün güzel ve sağlam bir kahvaltıyla başlar. Nasıl? Süper. Sen hazırlanmamışsın. Daha 6 saatimiz var babacığım. Haklısın. Hadi kahvaltıya başlayalım o zaman. Vallahi biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Gözümüzü bir açtık ki halı paramparça. Ben Yılmaz Bey'e ne diyeceğim, nasıl söyleyeceğim? Kara kara düşünüyorum. Bu halı olmadan sergi nasıl olacak? Ben de onu bilmiyorum. Hep benim yüzümden, hep benim yüzümden. Yılmaz Bey. Cüneyt. Çok büyük bir problemimiz var. Ne gibi? Birisi bizim halıyı parçalamış. Bir düz sen Cüneyt ya. Peki. Cennet ve çocuklar iyi mi? İyi. Telefonu Cennet Hanım'a verir misin? Sizi istiyor.
Alo. Yılmaz Bey. Allah ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben çok üzgünüm. Boş ver şimdi. Sen nasılsın? Çocuklar nasıl? Ya şükür biz iyiyiz de... Ya seni mağdur duruma soktum ben. Bu başımıza nasıl geldi? Ben sana karşı çok mahcubum. Cennet, mahcup olacak bir durum yok ki. Olanla ölmüşün çaresi yok. Ben bilseydim onun başından ayrılmazdım. Ya biraz kızların yanına gittim. Salonda içim geçmiş. Sonra kim girdi, nasıl girdi, neden yaptı hiç bilmiyorum. Bak benim için çok rahat, tamam mı? Sana ve çocuklara bir şey olmadı ya. Sergi için bu halı çok önemliydi. Ben senin emanetine sahip çıkamadım. Cennet, Allah aşkına ne olur. Yeter artık, tamam mı? Ben şimdi içeri gitmek zorundayım. Daha sonra görüşürüz, olur mu? Oldu. Allah yardımcın olsun. Sağ ol. Yılmaz Bey doğru söylüyor. Kendinizi suçlayıp daha fazla üzülmeyin artık. İyi günler. Sağ olun. Zülfiye Demir nerede? Daha kalkmadı Sevgi Hanım. Odasında uyuyor. Bu ne sorumsuzluk? Sergiye geç kalacağız. Sergiye geç kalacağız oğlum, kalk. Ben gelmeyeceğim anne. Sen git. Ne demek sen git oğlum? Babanı yalnız mı bırakacaksın? Şu hale bak. Günlerdir bu sergi için hazırlanıyoruz ama serginin göz bebeği yok. Olacak şey değil. Hayıflanmayı bıraksana Ertem. Ne yapacağımızı düşünelim. Birazdan davetliler gelecek. Davetiyelerde bile Ohlan'ın fotoğrafını kullanmıştık. Bütün medya, iş dünyası burada olacak. Ne diyeceğiz, nasıl bir açıklama yapacağız hiç bilmiyorum. Senin bir fikrin var mı? Yetişmedi diyeceğiz. Ve böylece bütün itibarımız yerle bir olacak. Ne yapayım? Başka bir şey gelmiyor aklıma. Bu işi kim yapmış olabilir sizce? Ben Bilal'den şüpheleniyorum ama... Bana zarar vermek için elinden gelen her şeyi yaparım. Polise gitmeliyiz. Yok yok, daha değil. Bugün atlatalım. Ben ona bunun hesabını soracağım. Anne. Ay bismillah. Ay ödüm patladı kızım. Oy. Anne ben şey diyecektim. Benim okula gitmem lazım. Güneş hala uyuyor. E tamam sen git. Biz kiraz arada bir gidip bakarız. Oh. Anne senin aklın hala dün gece de değil mi? Vallahi öyle, vallahi öyle. Ben o insanlara ne söyleyeceğim ya Rabbim? Ben o Ertem Bey, Yılmaz Bey'in yüzüne nasıl bakacağım? Ben çok mahcup oldum. O insanlar gidip o sergide ne diyecek o kadar insana? İşin kötüsü alacağımız paradan da oldu. Kız vallahi parasında değilim, vallahi parasında değilim ya. Ya ben mahcup oldum, mahcup, anladın mı? Bence senin paranı verirler anne. Çünkü sen sapalara kadar o halıyı dokunmak için yani oturdun, çabaladın bir şeyler ki. Kız parasında değilim diyorum ya. Hadi çekilin ayağımın altından. Anne istersen ben bugün okul... Ya hadi yürü yürü. Tamam kolay gelsin. Çorbaya bak. Yılmaz. Sonunda yakaladım seni. Dün geceden beri arıyorum. Niye açmıyorsun? Sevgi, dinlenmeye ihtiyacım var. Biliyorum. Halıyı parçalamışlar. Leyla söyledi şimdi. Çok üzüldüm. Ben bu sergi için ne kadar uğraştığınızı biliyorum. Seni Ertem mi davet etti? Beni görmeye tahammülüm yok mu artık? Hı? Ne oldu bize Yılmaz?
Canım çok sıkkın. Kim yapmış peki? Bir şeyler öğrenebildiniz mi? Şüphelendiğim yerleri var. Kimden şüpheleniyorsun? Azıcık sabret. Yakında ortaya çıkacak. Hoş geldin Sevgi. Hoş bulduk. Elinize sağlık, çok güzel oldu. Sağ olun, yine bekleriz. Çok şükür anne, bak işler yavaş yavaş yoluna girmeye başladı. Bugünkü 5. müşterimizdi. Bugün 5, yarın 10. Oho, daha kapta kuyruk bile olacak müşteriler. Değil mi anne? Anne, beni duyuyor musun? Ne? Yok, işte ben öyle kendi kendime konuşuyordum. Yok, bu böyle olmayacak ya. Ya benim o insanların yanında olmam şart. Öyle sorumsuzca oturup fasulye ayıklayamam ben. Gidip söylemem lazım. Ne söyleyeceksin anne o insanlara? Doğruyu söyleyeceğim. Ne olduysa onu söyleyeceğim. Ben şu sergi yerine gitmem lazım. Kızım, bu insanların bana ihtiyacı var. Çok ayıp. Onları yalnız bırakamam. Hemen gidip geleceğim. Güneşe bakarak ol, tamam? Komşum, ben bir yere kadar gidiyorum da kız dükkanda yalnız bakarak olur musun? Tabii tabii, merak etmeyin. Hemen gidip geleceğim. Tamamdır bacım. Sağ ol, Allah razı olsun. Sizden de. Ne garip değil mi? Hayatının en karanlık gününü ışıkları bol bir salonda geçiriyor. Bence asıl garip olan böyle büyük bir serginin yıldız parçasını cennete emanet etmendi. Olacak fiyaskoyu öngörebilmeliydin. Sevgi, cennet üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Buradaki asıl problem ne biliyor musun? Halıyı parçalayan zihniyetin benim çevremde dolaşıyor olması. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Cennet'in elini soracaksınız değil mi? Aynen öyle. O kadar çok Metin'i duydum ki görmek için sabırsızlanıyorum. Salondaki diğer insanlar gibi değil mi? Merak etmemiz doğal değil mi? Beklentileri ve çıtayı o kadar yükselttiniz ki. Haklısınız. Galiba benim bu konuda bir açıklama yapmam gerekiyor. İzninizle. Herkese merhaba. Beni bir dakika dinler misiniz lütfen? Bugün burada Cennet'in Eli adlı halımızı maalesef sergileyemiyoruz. Olacak iş değil, sergiye bunun için geldik. Evet, bunun için gelmiştik. Evet, doğru, haklısınız. Biz de bugün, yani şu anda öğrendik sergilenemeyeceğini. Kusura bakmayın. Yılmaz Bey, sorun nedir? Bir açıklama yapmayacak mısınız bize? Cennet. Müsaaden olursa ben anlatayım. Evet. Halıyı ben tamir ettim. Yarası vardı. Tamir etmek çok zordur, biliyor musunuz bilmiyorum ama halı dokumaktan daha zordur. Çünkü asıl dokuyana ihanet etmemen lazım. O yüzden de ben ihanet etmeyeyim diye gece gündüz durmadan çalıştım. Gözümün nurunu akıttım. Benim rahmetli bir nenem vardı. O derdi ki, halıya geceyi ve gündüzü göstereceksin ki halının rengi tutsun. Gözünün nurunu akıtacaksın ki
halı parlasın. Gönülden düğüm at derdi. Yoksa sağlam olmaz. Yani halı bizim için böyle bir şeydir. Her halı dokuyanın hayata söylediği bir sözdür. Yani o kadar derin bir şeydir. İşte bugün burada biz size böyle derin, böyle güzel bir halıyı sergileyecektik ama benim evime giren bir vicdansız onu parçaladı. Ben ondan bir parça getirdim ki görün. Tüf tüf. Çok vicdansızlık. Yazık olmuş. Cennet, merak etme olur mu? Bunu kimin yaptığını mutlaka bulacağım. Merhaba Selen, nasılsın? İyiyim, sen? İyi, sağ ol. Seni muhasebeden çağırıyorlardı. Niye ki? Vallahi bilmiyorum. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Vallahi ki geldin Cennet teyze. Senin sayenden halının yokluğu unutuldu. Gerçekten harika oldu. Biz bunu niye daha önce düşünmedik ki? Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Estağfurullah, ne teşekkürü. Ne demek ne teşekkür? Yani sayende rezil olmaktan kurtuldum. Keşke halı için daha başka bir şey yapabilseydin. Halıyı şimdilik unutalım olur mu? Unut gitsin. İnşallah unutacağım. Ne ikram edelim sana? Yok, çok sağ olun. Benim gitmem lazım. Kızı dükkanda yalnız bıraktım. Tamam, ben bırakayım seni. Yok yok, sağ olun. Ben nasıl geldiysem öyle giderim. Hoşça kal. Teşekkür ederim tekrar. Doğru yönlendirilmiş öfke. Anlamadım abi. Ne silah, ne tank, ne tüfek, ne de strateji oyunları. Hiçbiri doğru öfke yönetimi kadar etkili olamaz. Sevginin Yılmaz'a karşı öfkesinin ne kadar yıkıcı olduğunu görmedin mi? Sevgi Yılmaz'ı Cennet'ten kıskanıyor. Abi şu adamlardan annemle birlikte anma, gözünü seveyim. Sorun yapacak bir şey yok. Sevgi Yılmaz'ı herkesten kıskanıyor. Cennet'ten de kıskanıyor. Cennet'in halıyı tamir edeceğini öğrenince halıyı parçalayıp ona zarar vermek istemiş. Bu sırada da gergedan gibi davranmış. Hedefine kilitlenip çevresini görmemiş. Çevresindeki her şeyi yakıp yıktı. Yılmaz'ın halıyı sergilemediği için ne kadar prestij kaybettiğini farkında bile değil. Halıyı Sevgi mi parçalamış? Evet. Abi bu insanların emekleriyle, hayatlarıyla oynamak olmuyor mu? Tamam, o kadın için o halı bir ayakkabı parası. Ama annem için hayat memat meselesi. Sen de şimdi annemin başına gelen bu felaket için seviniyorsun, öyle mi? Ayıp değil mi? Sağda dur yemin. Anlamadım abi. Sağda dur. Bir daha neyin ayıp, neyin günah olduğunu bana öğretmeye kalkışma. Doğruyu yanlışı senden öğrenecek değilim. Senin haddin değil. Abi ama... Ama falan yok. İkinci defadır Cennet yüzünden bana baş kaldırıyorsun. Ve benimle kavga etmeye çalışıyorsun. Şunu bil, ben kavga etmem. Doğru zamanı beklerim. Ve o zamana kadar da zamanı ve olayları yönetirim. Anlaşıldı mı? Şimdi devam et. Thank you.
gece hayatının tanınmış simalarından olan bilmem kim alışveriş yaparken yakalandı. Yaklaşan yaz ayları için alışverişe çıkan ünlü isim elinde alışveriş torbalarıyla lüks aracına binip uzaklaştı. Ya millet alışverişlerde, gezmelerde sen hala tabak çanak peşindesin Kiraz. Geçen ay ödemeniz gereken okul ücretini ödememişsiniz. Ben ödeyeceğim. Bana biraz zaman verirseniz ödeyeceğim. Bu ay sonuna kadar ödemeniz gerekli. Yoksa derslere devam etmeniz mümkün değil. Ben ödeyeceğim. Bu sene Bodrum'dayım, sonra Çeşme'de. Bu sene neredesin? Sen mi geldin anne? Ben geldim. Ne konuşuyorsun öyle? Hiç ayak kuruyordum ben. Ne yaptın anne? Nasıl geçti sergi? İyi ki gitmişim kızım ya. Anlattım her şeyi. Öyle büyük bir sıkıntı olmadı. Gelen giden oldu mu? Oldu birkaç kişi. Ha iyi, çok şükür. Bir çay versene bana. Vereyim anne. Buranın sahibi siz misiniz? Benim. Buyurun. Gerekli evrağı görebilir miyiz? Kontrol için geldik. Tabii. Niye veriyorum anlamadım. Son misafirlerimizi de uğurladım. Herkes çok mutlu ayrıldı. Başarılı bir günü daha geride bıraktık diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz babacığım. Tabii diyelim de Cennet Hanım'ı da unutmayalım değil mi? Eğer olmasaydı şimdi... O olmasaydı düşünmek bile istemiyorum. Bence siz yine de bu kadına fazla bel bağlamayın derim. Nedenmiş o? Ben şahsen güvenmiyorum ona. Yarın öbür gün yarı yolda bırakabilir sizi. Sevgi, sen Cennet'i tanımıyorsun. O yüzden böyle konuşman normal. Burada işletme sahibinin adı başka bir isim görünüyor. Evet doğru. Yakup Bey, ben ondan devraldım. O şimdi memleketine gitti. Hanımı hasta. Devir işlemini gerçekleştirmediniz mi? Yok, daha gerçekleştirmedim. Ama en kısa zamanda yapacağım. Sadece bu da değil. Ustalık belgeniz yok. Aspiratörünüz arızalı. Yangınla ilgili gerekli önlemleriniz yetersiz. Biz daha yeni açtık ama ancak toparlıyorum. Bu şartlarda burayı çalıştıramazsınız. Nasıl? Burayı mühürlememiz gerekiyor. Gerekli bütün evrağı tamamladıktan sonra burayı yeniden açabiliriz. Ne yapacağız anne? Zümrüt. Herhalde seni arıyordum. İyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim. Çok yorulmuşum da biraz hava alayım dedim. Peki. Yarınki seminleri unutmadın değil mi? Hı. Geleceksin. Geleceğim. Zümrüt. İyi olduğuna emin misin? İyiyim ben. Ben biraz kafeye gideyim. Zaten epeydir de buradayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya bari birkaç gün izin verin. Böyle aniden şimdi biz ne yapacağız? Vallahi bizim yapabileceğimiz bir şey yok abla. Emirler böyle. Bu yapılacak olan şeyler, aspiratör falan dedin. Onlar kaç para tutar? Bütün eksiklerin tamamlanması lazım.
aşağı yukarı hepsi de 3-4 bini bulur. Kusura bakma abla. Biz görevimizi yaptık. Halı parçalandı, dükkan kapandı. Bizim günahımız neydi ya? Neden biz de herkes gibi rahat edemiyoruz anne? Neyse kızım, yapacak bir şey yok. Yürü eve gidelim. Güneş de aç, bir ilaç bizi bekliyor. Kiraz, hadi annem sofrayı yavaş yavaş toplayıver. Kızım hadi toplayıver şu masayı. Her şeyi benden istiyorsun anne. Kiraz aşağı, kiraz yukarı. Kızım ablan da bulaşığı yıkayacak. Sen de toplayıver, ne olacak? Hep aynı şey yapıyorsun anne. Ben bu evin hizmetçisi gibiyim. Dükkan açılacak kiraz. Yataklar toplanacak kiraz. Evin temizliği yapılacak kiraz. Benim hiç dinleme hakkım yok mu ya? Kızım hepimiz aynı durumdayız, hepimiz zordayız. Öyle değil işte. Ablam okula gidip keyif yapıyor. Keyif yapıyorum öyle mi? Konuşturma beni şimdi. Ne konuşacakmışsın be? Yusuf abiyle aşkına şişte yapmıyor musun sen he? Ne söylediğine dikkat et. Yalan mı? Şşş, ne oluyor be size? Bu çok güvenli kızın var ya, ne işler çeviriyor anne senin? Anne ben kötü bir şey yapmadım. Sen yine ona inan tabii. O ilk göz ağrı. Zümrüt yalan söylemez, Zümrüt iftira atmaz. Ama Kiraz her şeyi yapar. Yalan da söyler, iftira da atar. Ben neymişim böyle ya? Canım sıkkın, anladın? Ya, senin canın hep sıkkın. Bana bilmediğin bir şey söyle. İyi. Bilmediğim bir şey söyleyeyim. Cennet kadının dükkanını mühürlediler. Hepsi gene 5 parasız ortada kaldı. Bu nasıl? Al sana bilmediğim bir şey. Ya Kiraz'ı anlıyorum aslında. Haklı. Bütün gün benimle ya evde ya dükkanda.
Evin bütün işini hemen hemen o yapıyor. Başım sıkıştıkça güneşi ona bırakıyorum. Sen okula gidiyorsun, insan tanıyorsun, onun bir tek arkadaşı yok. Bak kızım, biz bu yola hepimiz için çıktık. Ama en çok da senin için çıktık. Biliyorsun, kardeşlerin sıra bekliyor. Anne, ben her şeyin farkındayım. Ama Kiraz da bazen çok üstüme geliyor. E ablalık böyle bir şey. Kaderine küs. Önce sen doğdun. Nasıl ben çocuklarıma küsemezsem, sen de bu evin ikinci annesi olarak kardeşlerine küsemezsin. Ben şimdi gidip kardeşinle konuşacağım. Seni dinliyorum. Beni apar topar çağırmanın sebebi ne? Bilal, ben bir şey yapmadıkça Yılmaz benden daha da uzaklaşıyor. Bir şeyler yapmam lazım ve yardımına ihtiyacım var. Son yaptığın şey yeterince zarar vermedi mi? Yeni bir hamle yapmadan önce bence biraz beklemelisin. Niye ima etmeye çalışıyorsun? Hiçbir şey. Ne olup bittiğini ikimiz de biliyoruz Sevgi. Lütfen beni kandırmaya çalışma. Ben kimseyi kandırmaya çalışmıyorum. Sadece yardım istiyorum. Cennet'in halıyı tamir edeceğini söylediğimde bu kadar ileri gideceğini ben bile düşünmemiştim. Sen beni daha tanımadın Bilal. Benim Yılmaz için yapamayacağım şey yoktur. Gerçekten bu kadar çok mu seviyorsun Yılmaz'ı? Öyle bir şey yapmalıyım ki Cennet burada yaşayamaz hale gelmeli. Peki, ben niye yardım edeceğim sana? Rica ediyor olmam yeterli değil mi? Yeterli. Ne istiyorsun benden? Senin soğukkanlılığına ihtiyacım var. Çünkü ben öfkeyle yanlış şeyler yapabiliyorum. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bana biraz zaman ver. Sana seçenekler sunayım. Sen de neyi beğenirsen onu yap. Ne düşündüm biliyor musun? Şöyle size baktım da dedim ki Cennet ne beceriksiz bir annesin. Bütün çocuklarım mutsuz. Ben bir anda daraldım anne işte. Hep darlanıyoruz kızım. Hep derdimiz var, sıkıntımız var. Zordayız. Ama ne yapalım, durum bu. Elim bu kadarına yetiyor. Senin bir suçun yok biliyorsun değil mi anne? Senin de yok. Ablanın da yok. Güneş'in de yok. Benim de yok. Biz bir aileyiz kızım. O zaman niye birbirimizle kavga ediyoruz? Hı? Hayatla edelim. Ekmeğimizi kazanmak için edelim. Değil mi kızım? Ben hiçbirinizi birbirinizden ayırmam ki annem. Hepiniz benim canımsınız, ciğerimsiniz. Siz kardeşsiniz yavrum. Birinizin canı yansa öbürünün canı yanacak kadar cansınız.
Kiraz. Sana bir şey rica edeceğim annem. Şimdi birlikte kalkacağız, ablanın yanına gideceğiz, onunla konuşacağız. Sen küçüksün kızım. Küçükler her zaman büyüğünün eteğini öper. Haydi anne. Haydi yavrum benim, haydi. Zümrüt, oturun. Kızlar, benim size güvenim sonsuz. Su ne kadar kuvvetli gelirse gelsin, biz el ele verirsek bizi yıkamaz. O yüzden de küslük, dargınlık olmayacak. Zümrüt, şimdi sen ablalığını bileceksin. Sen de kardeşliğini. Ben şimdi çıkıp gideceğim. Oturup konuşacaksınız, barışacaksınız. Haydi Güneş. Kiraz. Bu sivri diline törpülecek misin? Zannetmiyorum. Aferin. Sen lafın önünü, arkasını hiç düşünme. Ancak konuş, bağır, çağır. Ha bir de ispiyonculuk ya. Küçükken de bunu çok iyi yapıyordun. Sen de küçükken böyle mıy mıy, uyuz, sevimsiz biriydin. Ailenin örnek kızı. Herkesin parmakla gösterdiği Zümrüt. Tam anlaşıldı. Hadi daha fazla uzatmadan özür dile de konu kapansın. İlk önce sen dile. Tamam hadi aynı anda dileyelim. Özür dilerim. Abla. Efendim. Bugünkü konuda ben haklıydım. Kiraz. Kim arıyor? Önemli değil. Yılmaz amca değil mi? Evet, Yılmaz amcan. Ne zamana kadar kaçacaksın ki? Kaçmıyorum ki Leyla. Sadece çok sıkıldım. Ya annem bir taraftan çekiştiriyor, babam bir taraftan. Ya ikisinin arasında hakemlik yapmaktan da, köprü olmaktan da çok sıkıldım. Belki de dertleşmek istiyordum. Ben dertleşmek istediğimde hiçbirini yanımda bulamadım biliyor musun? Her an bir delilik yapmaya hazır. Kocasının aşkından deliye dönmüş bir anne. Diğer tarafta da kendinden vazgeçmiş buz gibi bir baba. İşte benim payıma hep bunlar düştü Leyla. Bence abartıyorsun. Ne zaman konuşmak istersen Yılmaz amca seni dinler. Sen beni anlayamazsın ki. Haklısın. Anlayamam. Senin ailen boşandıktan sonra önce annen sonra baban hep yanındaydı. 20 yıl sonra ülkene döndün Leyla. Ve Artem ağabeyin yakın arkadaşın oldu. Benimse yanımda hep annem vardı. Gerçi oldu da ne oldu sanki. Hep ben onu toplamaya çalıştım. Keşke benim annem de yaşasaydı, ben de onu toplasaydım. Şuna bak ya. Ben annemden yakınıyorum, sen annesizlikten. Al bakalım ortak. Bakalım iyi demlemiş misin? Ha, bak bakalım. Beğenirsen ne hala? Fena değil. Ziya abiyle konuştum. Hande ile ilgili rapor bugün yarın çıkarmış.
Bence bir an evvel çıkmalı Ertem. Çıkmalı ki ben de önümü görebileyim. Bir şeyler yapmak istiyorum. Planın nedir peki? Her şey temize çıkacak ya. Ben de yeni bir sayfa açacağım. Hayata sıfırdan başlayacağım. Yani bu hem kolay hem de zor. Biz de Yılmaz Koçer'in yeniden doğuşuna tanık olacağız demek ki. Evet. Peki sevgiyle ilgili meseleyi sorayım mı, sormayayım mı bilemedim. Sorma. Boşanma konusunda kararlısın anlaşılan. Evet, çok kararlıyım. Geri dönüş yok. Yalnız bu arada Demir bu yüzden bana tavır alıyor ve telefonlarıma cevap vermiyor. Telefonlarına cevap vermiyor ama nerede olduğunu biliyorsun. Elbette biliyorum. Yanına gitsene. Gideceğim, gideceğim de umarım beni doğru anlar. Nasıl anlatacağına bağlı. Ortak. Tamam Sabri, anlaşıldı. Çok iyi. Benden haber bekle. Anlaşılan Cennet'in başındaki tek bela sen değilmişsin. Lokantasını belediye mühürlemiş. O kadın da, çocukları da nereden geldilerse oraya geri dönecekler. Sen Yılmaz'ı gerçekten çok seviyorsun. Ama herkes bizim gibi şanssız değil, biliyorsun değil mi? Mükemmel annelere de sahip olanlar var. Cennet teyzeden bahsediyorum. Ya çocukları için yapmayacağı şey yok. Bir de benim anneme bak. Her gün yeni krizlerle, yeni travmalarla güne başlıyor. Doğru diyorsun. Cennet teyze mükemmel bir anne. Ya hayatımda gördüğüm tek gerçek karakter olabilir. Yaşadığı o mücadele, umudu, isyanı o kadar gerçek ki. Ben ona baktıkça kendi acılarımdan, kendi gerçeklerimden utanıyorum. Cennet teyze de sende olmayan şey var, ondan utanıyorsun. Neymiş o? Korkmuyor. Hayatını değiştirmekten korkmuyor. Durmuyor. Hayatı için savaşıyor. Başka birisi olsaydı hemen bırakırdı. Ama o bırakmadı. Ya doğru söylüyorsun da... Ben inancımı çoktan yitirdim Leyla. Hem onun kadar umutlu olamıyorum ben. O zaman... umudunu yitirmeyen bir insanla konuş. Bakalım o nasıl yapıyor. Belki öğrenirsin. Sence işe yarar mı? Ne kaybedersin ki? Kim o? Aa, benim Cennet, Yılmaz. Ah, Yılmaz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur, gel içelim. Yok, içeri hiç girmeyeyim, rahatsız etmeyeyim. Biraz şurada konuşabilir miyiz? Olur. Ben üstüme bir şey alayım. Tabii tabii. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Ya bir çay, bir kahve, bir şey isteydim. Yok yok. Zahmet etme. Zaten habersiz geldim bu saatte. Estağfurullah. Ben şey diyecektim Cennet. Bugün oraya geldin ya, Hanlı'nın durumunu izah ettin. Allah razı olsun sana. Ya olur mu öyle şey? Zaten çok mahcubum vallahi, hala çok üzgünüm. Ben de üzülüyorum da, ben en çok el emeğin, göz nurun boşa gitti. Ona çok üzülüyorum. Ya olsun, el emeği, göz nuru yine yapılır da... Ya ben bir insana karşı hayatımda ilk defa bu kadar mahcup oldum. Ya bana bir çöpü emanet etseler, ben o çöpün başında beklerim ki onun başına bir şey gelmesin. Ama şu halın başına gelene bak. Cennet, sen bu halının durumunu çok dert ettin. Ya senin bu suçun yok ki. Ay, hiç aklımdan çıkmayacak benim bu. Bu işi yapanın kim olduğunu az buçuk tahmin ediyorum. Kim? Bilal.
Bilal, benim oğlanın patronu. E niye yapmış o adam? Neden böyle bir şey yapıyor? Valla bana kötülük yapmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Aa, git konuş, ne yapıyorsun kardeşim de. Yok yok, konuşacağım da daha sırası gelmedi. Allah Allah, adama bak. Bu arada ben sana bir şey anlatacağım. Yani anlattıktan sonra ne düşünürsün bilmiyorum ama anlatacağım. Şu Hande vardı ya. Ha, Allah rahmet eylesin. Onun ölümünden beni sorumlu tutuyorlar. Bir de karnında bebeği varmış. Oğlum. Onu da benden zannediyorlar. Haşa, böyle bir şey yok ha. Allah inandırsın. Yalnız şu cinayet işi biraz karışık. Eninde sonunda senin yapmadığın ortaya çıkka. Dur, daha bir şey anlatmadım ki sana. Ne, lüzumu yok ki. Sen benim nenemin torunusun. O bizi gönülle, akılla yoğurdu. Senin havrunda öyle kötülük yok. Ya senden kötü adam olmaz. Ya ben bilirim zaten kötüyü. Mekanı cennet olsun. Amin. Nenemin hatırı sende büyükmüş ha. Bana inanıyorsun. İnanıyorum. Nenem de inanayım isterdi zaten. Sağ ol. Sen de sağ ol. Bugün sergide Cennet'in elini sergileyemedik. Onun için de kusura bakma. Hey, ben onu gördüm. Ne o ya? Anlamadım ben. O şöyle, izah edeyim sana. Şimdi senin elinin ustalığı, hamaratı herkes tarafından beğeniliyor ya. Estağfurullah. Yani halı da Cennet'ten çıkmış gibi olacaktı. Onun için adını Cennet'in eli koymuştum. Ya Allah'ım, sağ ol. Sen sağ ol. Ya, senden ricam şu Cennet. Artık şu halı meselesini dert etme, olur mu? Senin hiçbir suçun yok. Ben onu nasıl unutacağım bilmiyorum da ya. Artık kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Ne diyeyim, başka bir şey diyemiyorum. Amin, amin. Neyse, ben yine çok konuştum. Sağ ol. Müsaadenle. Sağ ol, iyi akşamlar. Hadi. Sağ ol. Görüşürüz ve sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol, sana da. Günaydın babacığım. Günaydın canım. Ha, bana mı? Teşekkür ederim. Ya
Ya uyuyorsun sanıyordum. Yaparım sana kahve. Oo, tam istediğim gibi. Az mayonezli, bol turşulu. Son turşuyu ona koymuştum. Ya bir ısırık alayım mı bari? Sen de kendine bir tane turşusuz yap. Canım çok istedi. Bir ısırık lütfen. Aman al, al. Şuna bak. Bir de baba olacaksın. Kızının önündeki yemeği alıyorsun. Duygu sömürüsü yapma. Alt tarafı bir sandviç. Ah, feda olsun sana babacığım. Kendime yeni bir tane yaparım. Ne yaptın dün akşam? Demir'le mi buluştun? Kafası biraz bozuktu. Konuşsaydım biraz. Yılmaz amcan çok üzülüyor. Hiç tahmin etmedi. Bir yol gösterdim ona. Bakalım ne yapacak. Hayırdır? Nasıl bir yol? Kendine bir rehber arıyordu. Ben de onu gösterdim. Çok yakında öğreneceksin. Al Sevgi Hanım, hoş geldiniz. Ben de size geliyordum, o yüzden çıktım. Öyle mi? Ne için? Borç için konuşacaktım da. Ben de bu yüzden geldim. Konuşalım o zaman. Tamam, buyurun eve geçelim. Yok, o kadar uzun değil. Tamam. Abla istihamet etmeseydin ben toplardım. Okula gitmeden çay kahve yapayım mı? İster misin? Yok, sağ ol. Abla. Artık kavga etmeyelim, olur mu? Kiraz, ben etmiyorum zaten. Hep sen başlatıyorsun. Bu çaresizliğin, parasızlığın içinde ben de deliriyorum abla. Dünya üzerime geliyormuş gibi hissediyorum. Kiraz, yanlış düşünüyorsun. Daha her şey yeni başlıyor. Her şeyin çok başındayız da. Bak, bir aradayız. Hayat ne getirirse getirsin. Hiçbir zaman korkmayacaksın, tamam mı? Hep böyle dimdik duracaksın, hiç korkmayacaksın. Bende hiç korkacak göz var mı abla, he? Ama artık içimdekileri tutamıyorum, bağırmak istiyorum. Kiraz, ben seni anlamıyorum. Bu küçücük yaşında sen nasıl biri oldun böyle, he? Bak. Beni geçtim, tamam mı? Beni boş ver. Ama annemi görmüyor musun? Ya kadının nasıl üzüldüğünü görmüyor musun Kiraz? O ne yapıyorsa bizim için yapıyor. Biz mutlu olalım diye yapıyor. Görmüyor musun ha? İşte ben bazen öyle hissetmiyorum abla. Yemin abim de sen hiç yok gibiydi. Sen ilk göz ağrısı gibi. E Güneş de sen o en küçük, o başka. Ben neyim peki ha? Hiç. Ha pardon. Ortancayım ben. Biraz ondan, biraz bundan. Biraz yanlış düşünüyorsun işte, yanlış. Annem hiçbirimizi ayırmıyor. Bunu hiçbir zaman yapmadı. Bunu sil artık kafan. Hepimiz aynıyız. Hiç de değil. Ya ben sizi anlayamıyorum zaten. Tamam Kiraz, kapat şu konuyu. Tamam yeter. Tamam abla, susuyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Sus diye demedim. Korkma diye dedim. Ne konuşacaktın borçla ilgili? Herhalde borcunu ödemeye gelmiyordun. Biraz borcun mühletini uzatabilir miyiz diye soracaktım da. Ne kadar mesela? 20 yıl mı? Yoksa 30 mu? O kadar değil. Merak etme. Çalışıp çabalayıp yemeden içmeden de olsa borcunu ödeyeceğim. Bakkal borcunu kapatıyorsun Cennet Hanım. Nerede çalışacaksın? Kim verecek sana o kadar parayı? 100.000 liradan bahsediyoruz. Ya sergi salonlarına gelip şov yapmaya benzemiyormuş değil mi bu işler? Merak etme, tek kuruşum bile kalmayacak bende. Bak Cennet, böyle durumlarda gerçekçi olmakta fayda vardır. İkimiz de çok iyi biliyoruz ki sen nerede çalışırsan çalış, ne kadar çalışırsan çalış, bu borcu ödeyemeyeceksin.
Hayatta başka yöntemler de vardır ama. Bazen onları da denemek gerekir. Ne gibi yöntemler? Sana bir teklifim var. Eğer teklifimi kabul edersen borcunu silerim. Ne teklifi? Çocuklarını da al. Mardin'e geri dön. Ne? Duydun? Sen onu unut. Mümkünü yok gitmem ben. Öyle mi? Öyle. Peki o zaman. Al bakalım. Bu ne? Borcuna karşılık senet. Biliyorum. Senin sözün senettir. Sen namuslu, dürüst, ahlaklı bir kadınsın. Ama insanlık hali işte. Benim de kendimi garantiye almam lazım. Kalemin var mı? Bu senetleri gününde ödemediğinde başına ne geleceğini biliyorsun değil mi? Kalemin var mı? Allah aşkına nereden geliyor bu özgüven? Cebinde 5 kuruş para yok. Borcumu ödeyeceğim diyorsun. Kendimi seviyorum. Kendime güveniyorum. Sen de sev. Kalemin var mı? Tamamdır sevgilim. Söylediğiniz her şeyi istediğiniz gibi yaptık. Nasıl inanacağım sana? Bunlar yeter mi? Teşekkürler. İyi akşamlar. Halıyı sen mi parçaladın? Bu ne? Ver onu bana. Sen Yılmaz Bey'e ihanet ettin. Sen benim emeğimi nasıl bu hale getirirsin? Sen benim çocuklarımın günahına nasıl girersin? Sen nasıl insansın? Ablacığım, sen bize sakın bakma olur mu? Kardeşler arasında olur bazen böyle şeyler. Acı tatlı ne varsa paylaşmak, iyi kötü ne varsa bölüşmek. Ama hep böyle bir olmak. Bu yaştaki bir çocuk sen bu dediklerini nasıl anlasın abla? Anlar, o her şeyi anlar. Değil mi Güneş'im ha? Hadi benim okula gitmem lazım, hadi. Abla zaten bütün evin işleri benim üstümde. Sen de kal bari bana yardım. En azından Güneş'i oyalarsın. Kiraz ama geç kalıyorum okula. Tamam haklısın tamam. Ama acele et de daha fazla geç kalmayayım hadi. Tamam. Zümrüt neredesin? Bak seminer başlayacak. Biliyorum. Güneş'i yalnız bırakamadım. Yetişmeye çalışacağım. Sonra konuşuruz. Anne. Ya, ne bu telaş? Okula geç kalıyorum. Ya niye bu saate kadar buradasın? Kiraz'a yardım etmek için Güneş'i yalnız bırakamadım. Ha. Anne sen ne yaptın? Akşam konuşuruz. Haydi acele et. Çantamı alayım. Ya
Görüşürüz anne. Güneş, ne yapıyorsun anne? Ay. Oy, ne güzelmiş oğlumun araması. Girebilir miyim? Bunu anahtarı kilide sokmadan önce sorsaydınız cevap verirdim ama geç kaldınız Bilal Bey. Kilitlemeyin isterseniz. Aha. Misafirlerimizi korumak için küçük bir önlem. Çalışanlarınızdan kişisel bakım için bir şeyler almalarını rica ettim. Umarım sakıncası yoktur. Bilakis hoşuma gitti. Beni ne zaman bırakacaksınız? Bilmiyorum. Açıkçası bunu sizin söylemenizi bekliyordum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir süredir üçüncü dünya ülkelerinde kadın sorunlarıyla alakalı araştırmalar yapıyorum. Ve fakültenin de kararıyla bu araştırmalarımı bu seminerde size aktaracağım. Dünya üzerinde modern toplumlardan hala varlığını sürdüren ilkel kabilelere kadar kadının anlamı, toplumdaki yeri farklılıklar ve benzerlikler gösterir. Bu kadın sorunları araştırmalarını sürdüren akademik oluşumlar, sivil toplum örgütleri, Sevgi! Ne bunlar? Cennet Hanım'ın borcuna karşı imzaladığı senetler. Niye şaşırıyorsun ki? Ne demek senet? Kadın bu durumdayken ona senet mi imzalatıyorsun? Ödeyemezse haciz mi göndereceksin? Onun üç kuruşuna ihtiyacım yok tabii ki. Kendisi istedi. Madem borcumu ödeyemiyorum, bir şey imzalayayım dedi. Ben de imzalattım. Yahu anlayamadın mı? Kadın mahcubiyetinden söylemiş. Sen de bunu fırsat bulup senet mi imzalattın? Evet, imzalattım. Çünkü Cennet Hanım'ın içinde bulunduğu psikolojiyi düşünecek durumda değilim. Borcu vardı, senet imzalattım. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Gerçekten sınırlarını çok merak ediyorum. Nerede, ne zaman duracaksın? Seni daha neler tatmin edecek çok merak ediyorum. Ben de ne zaman senin benim yanımda olacağını merak ediyorum Yılmaz. Ne zaman bana hak vereceğini merak ediyorum. O kadını düşündüğünün yarısı kadar beni düşünseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Neler olmazdı? Yani evliliğimizin geldiği noktayı söylüyorum. Evliliğimiz bir noktaya gelmiyor. Ben bir noktaya götürmeye çalıştım ama sen yerinde saydın. Ben artık uğraşmayacağım seninle, anladın mı? Uğraşma Yılmaz. O kadın için bana çektirdiklerini bir gün anlayacaksın ama o zaman çok geç olmuş olacak. Sen de anlayacaksın. Senin için de çok geç olacak. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yönetimin belirlediği diğer tarihte ikinci seminerde görüşmek üzere. Teşekkürler.
Zümrüt. Neyin var senin? Niye suratın ısık? Yok bir şey. İyiyim ben. Emin misin? Evet, iyiyim. Pek inanmadım ama öyle olsun. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Şu yaptığın röportajlar vardı ya, onların deşifresini yapabilir misin? Yaparım. Biliyorsun senden başka kimseye güvenemem. Bugün yapar mısın peki? Olur. O zaman ben önce Rezan Hanım'ın bize notlarını alayım, sonra yanına gelirim. Tamam, odamdayım. Tamam, görüşürüz. Tamam, yani Yılmaz'ın tamamen suçsuz olduğu ispatlanmış oldu, öyle mi? Peki, teşekkür ederim. Aptal Sevgi. Haksız yere suçlayıp durdun adamı. Of, Demir neredesin ya? Of. Bu Sevgi'nin yaptıklarına bir türlü aklım almıyor ya. Cennete senet imzalatıyor. Sen tefeci misin, mafya mısın? Sevgi'nin böyle bir şey yapmaması lazımdı. Gerçekten hiç anlamıyorum. Ya gerçekten bu son noktadır diyorum. Sonra başka bir şeyle yine karşılaşıyorum. Gerçekten ne yapacağımı, ne düşüneceğimi bilemiyorum. Ziya abi arıyor. Efendim Ziya abi. Evet. Tamamdır, anlıyorum. Yok, yanımda zaten. Söylerim. Teşekkürler. Görüşürüz. Ne oldu? Bulutların arasından güneş göründü diyelim mi? Aklandım değil mi? Evet. DNA raporları çıkmış. Temiz. Bunun böyle sonuçlanacağını biliyordum her zaman. Neyse. Çok mu sevdin arabayı sen? He? Evet diyorsun. Ha? Konuşmayacaksın yani ha? Oh, kuzum benim. Konuşmayacağım anne diyorsun ha? Olsun oğlum, dilediğin zaman konuşursun. Bu neydi? Bu sürmek için bu ha? Şöyle. Hı? 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 Evet. Hey annem. Ben oğluma bir yemek koyayım. Kiraz. Kalk annem, sofrayı hazırlayalım, yemek yiyelim. Hadi. İstemiyorum, yemeyeceğim. Ya kalk. Hadi. Ne, hayır. Hadi. Ya hadi. Sabri abi, Bilal Bey'i gördün mü? Şu deli kadının yanında. Bir şey mi konuşacak, neymiş? Eyvallah. Sizin kelime oyunlarınızı harcayacak vaktim yok. Enerjim de yok. Ojelerim kuruduktan sonra ayakkabılarımı giyip buradan gitmek istiyorum. Sorun, kavga, bağırış, çağırış. İstemiyorum. Yeterince net mi? Evet, yeterince net. Aslında bu kararlılığınızı Sevgi'nin peşini bırakmakta gösterirseniz istediğiniz zaman buradan gidebilirsiniz. Aa, Sevgi'yle ilgili net ve kararlı olduğum bir şey var. Onu eninde sonunda öldüreceğim. Aa, bir de o köylü güzeli, neydi adı? Cennet.
Aha. Cennet. Cennet olmasaydı Sevgi çoktan ölmüştü. Bir dakika, bir dakika. Annemi vuran kadın bu mu? Ne annesi ya? Kim bu çocuk? Ne oluyor? Vallahi sana sormak lazım abi. Sen mi vurdun lan annemi? Misafirlerimize doğru düzgün davran. Sen benim annemi canına kasteden kadın evinde misafir mi ediyorsun? Çık dışarı ve beni bekle. Çıkmayacağım, cevap ver. Çık dışarı. Merak etme, bekleyeceğim. Misafirlerinizin güvenliğini dört dörtlük sağlıyorsunuz. Gözlerim yaşardı. İnanın sağlıyoruz. İnanın. Ben geldim. Aa, hoş geldin. Geçsene şöyle. Beni çiğneme göz olarak. Abi, bak benim kimseyi çiğnediğim ettiğim yok. Ama sen benim annemi vuran kadının evinde tutup beni çoktan çiğneyip geçmişsin bile. Senin haddin benim sana çizdiğim sınır kadar, yemin. Ve şu anda tam üstünde duruyorsun. Ya kadın benim annemi vurmuş. Sen evinde tutup üstüne bir de bana gelmiş. Kendine gel. Seni bir daha uyarmayacağım. Zümrüt. Ya duymadım. Yorulmadın mı sen? Yok, çalışmak iyi geliyor bana. Neye iyi geliyor? Zümrüt, sen benden bir şey saklıyorsun. Bir şey yok dedim ya sana Yusuf. Peki tamam, ısrar etmeyeceğim. Hadi çıkalım. Çok yorma kendini. Yok, ben biraz daha çalışacağım. Ben de kalayım mı? Yok, sen git. Ha, istemiyorsun. Yusuf, ben şu anda sadece çalışmak istiyorum. Sen nasıl istiyorsan öyle yap, tamam mı? Neyse ya. Senin gerçekten çalışıp kafa dağıtmaya ihtiyacın var. O zaman ben kaçıyorum. Görüşürüz. Zümrüt, eğer konuşmaya ihtiyacın olursa ara. Neredesin sen? Kaç saattir seni arıyorum? Geldim işte, ne oldu? Ne olacak? Babanın davası. Bugün itibariyle baban temize çıktı. Hiçbir suçu yokmuş. Yani Hande ile ilişkisi bir de bebek yalan mıymış? Hepsi yalanmış demiş. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Baban ne dese haklı olacak. Keşke en baştan ona inansaydık. Babam arıyor. İyi, aç. Ne diyeyim şimdi anne?
biz sana zamanında inanmadık. Çok pişmanız, özür dileriz. Bu mu? Neyse, ben üstümü değiştirip okula gideceğim. Of Demir ya. Aç mı işte? Bence çok fazla üstüne gitme Yılmaz amcam. Biraz kafasını dinlesin. Tamam, dinlesin kızım. Ama çocukça davranmasın. Yani nereye varacak ki benden kaçarak? Demir'i bilmiyor musun Yılmaz? Bazen kabuğuna çekilmek istiyor. Bizim de bazen kabuğa çekilmeye ihtiyacımız var Ertem. Ama şimdi zamanı değil. Demir sadece çok hassas Yılmaz amca. Bazı şeyleri kabul etmesi zaman alıyor. Güzel kızım, bu bir mazeret değil. Ben onun babasıyım, benimle konuşması gerekiyor. Amma da abarttın ha Yılmaz ya. Ya biraz akışına bırak. Belki de hep böyle üstüne gittiğin için kaçıyor senden. Biraz rahat bırak çocuğu. Bir maça ne dersiniz? Tavlayı getireyim mi? Hayır, hiç getirme. Halim yok yani. Boşanma davasını mı düşünüyorsun? Çok sıkıntılı. Ve Sevgi benden boşanmak istemeyecek. Açılsın Güneş. Yaptığın eziyete bak şimdi. Masada yemedin, burada yedirtiyorsun kendine. Koca oğlan, al şu ekmekten ağzına. Haydi. Hı. Al. Hı. Okula gidince ne yapacaksın? Ben mi gelip besleyeceğim seni arkadaşların yanında? Kusun be. Merhaba. Demir. Bırakıp çalışmaya mı başlasam? Allah aşkına başlama yine Zümrüt. Anne fena mı olur? Hem tam gün çalışsam elime 3-5 kuruş para geçse fena mı olur? Ne sen söylemiş ol da ben duymuş olayım. O okul bitecek. Başka yolu yok. Sevgi Hanım ne dedi bugün? Borcunu geri istiyor muymuş? İstiyor tabii, istemez olur mu? Ben de ödeyeceğim zaten. Bir yolunu bulacağım. Ne oldu anne? Yoksa kötü bir şey mi dedi Sevgi Hanım? Anne söylesene, bir şey mi oldu? Bir şey mi dedi Sevgi Hanım? Ne oldu? O halıyı kim kesmiş biliyor musun? Sevgi Hanım. Ne? Niye? Anne niye yapar ki böyle bir şey? Ne bileyim niye yaptı. Sen de sorma artık. Yılmaz Bey duyarsa hanımıyla arası bozulur. Günah kız. Sır bizde kalacak.
Müsait misin abi? Abi. Abi ben lafı dolandırıp yormayı pek bilmem bilirsin. Bugün olanlar için kusura bakma. Tamam kızdın ama... Kızmadım. Kızsaydın bunu fark ederdin. Herkes fark ederdi. Abi sen de yumuşak karnına vuruyorsun ama. Ya annem öldürmek isteyen kadını evinde tutmak ne demek? Sen benim kararlarımı sorgulayabilecek yeterlilikte olduğunu düşünüyorsun. Vallahi yeter miyim, yetmez miyim bilmem de. O kadını benim yanımda tutman doğru değil. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle. Sen Mardin'den buraya niye geldin Yemin? Hı? Unuttuysan ben hatırlatayım. Şimdi bana savunduğun o kadını öldürmek için geldin. Hatırladın mı? Çok değil, 2 ay önce. Seni kendi gerçekliklerinle yüzleştirip daha fazla canını acıtmak istemem. Sen benim canımı acıtamazsın abi, söyle. Mardin'den geldiğinde sen kimdin Yemin? Yalın ayak, baldırı çıplak, cahil bir genç delikanlı. Peki eğer biz karşılaşmasaydık şimdi nerede olurdun? Efendim? Duyamadım. Hapiste mi? Ben sana söyleyeyim. En iyi ihtimalle hapishanede olurdun. Ama büyük ihtimalle bir köprü altında leşini bulurlardı. Çok üzgünüm. Ama senin gibi delikanlıların ölümleri de birbirine benziyor. Başka bir diyeceğin var mı abi? Zaman içinde, kalbur saman içinde, ülkenin birinde Akça Yılan adında bir yılan yaşarmış. Bu yılan bütün otların lisanını, bütün suların dermanını bilen yüce bir bilgeymiş. Nerede bir çocuk hastalansa, insanlar hemen Akça Yılan'ı çağırırmış. O da dağlardan çim çiğneyerek, derelerden su içerek koşar gelir, o küçük çocuğun topuğundan sokarmış. İşte o dakika çocuk birden iyileşir, ayaklanır, kendine gelirmiş. Geç zaman Akça Yılan'ın ailesi büyümüş. Kardeşleri olmuş, arkadaşları olmuş, ismi akrabası olmuş. Ama nankör insanoğlu, oy bu yılanlar da ne kadar çok çoğaldı deyip onları öldürmeye başlamışlar. Akça Yılan, aman yapmayın, etmeyin, eylemeyin diye önlerine geçecek olmuş. Ama insanlar ona da bir pala vurmuşlar.
Akça yılanı ikiye bölmüşler. Akça yılanın bir parçası bir yana, öbür parçası öbür yana kaçmış. Bir daha da ne derman arayan, ne şifa arayanın karşısına çıkmış. O gündür bugündür insanoğlu kendi şifasını kendi elleriyle öldürdüğü için şifasını bulamaz. Ararsa da gidip ta uzaklarda arar. Kiraz, anneciğim ben çarşıya gidiyorum. Siz de evden ayrılmayın, tamam çocuğum? Tamam anne, merak etme sen. Geç kalırsam kardeşini doyur, tamam anne? Tamam. Hadi Güneş, papanla oynamayı bırak artık. Bak sabah kahvaltısı bile yapmadın. Pardon, bir saniye. Amirim, bir bakar mısınız? Derse geç kalacağım. Bir saniye bekler misiniz? Ne oluyor? Yemek için teşekkür ederim Artem. Ama Cennet'e gitmem gerekiyor. Yani ona şey diyeceğim. Gel her şeyi unutalım ve yeniden başlayalım diyeceğim. Umarım böylesi daha güzel olur. Hadi görüşürüz. Beyefendi, nereye gittiğimizi söylemeyecek misiniz? Ne olduğunu söyleyin lütfen artık. Biraz bekleyin. Ama derse geç kalacağım. Buyurun şöyle kurul odasına doğru geçelim. Kurul odası mı? Buyurun. Beni neden buraya çağırdınız? Bir şey mi oldu? Bir şey söylemeyecek misiniz? Ya vallahi siyahlı mavili bir çantaydı. Ne yaptı? Nereye koydu ki hanım kadın? Bunu arıyorsunuz galiba. He ya, oh oh. Sağ ol bacım. Rica ederim. Merhaba kızım. Merhaba Yılmaz amca. Annen evde yok mu? Yok, çarşıya kadar gitti. Ha, ne zaman gelir? Bilmiyorum ki. Boyaydı, ipti falan alacak. Hal dokuyacak ya, malzeme alacak. Ama iş ne zamana kadar biter onu bilmiyorum. Anne yeni halı mı dokuyacak? Dokuyacak da Sevgi Hanım'ın gazabına uğramazsa tabii. Ne demek istiyorsun kızım? Bak Yılmaz amca. Seni o eşin olan hanımefendi annemin tahmin ettiği halıyı parçaladı. Bir de üstüne üstlük verdiği borcu geri istiyor. Ya kadının bir kıtlığına yapışmadı ya kaldı ya. Evladım, güzel kızım sen ne dediğinin farkında mısın? Nereden çıktı bu, kim söyledi? Annemle Zümrüt ablam konuşurken duydum. Ben sana söylerim diye annem bana söylemedi herhalde. Peki sen yanlış duymuş olmayasın? Yani Sevgi o akşam evde olmalıydı.
Böyle bir şey mümkün değil. Hayır, yanlış duymadım Yılmaz amca. Sevgi Hanım yapmasa bile başkasına yaptırmıştır. Ya bu işte onun parmağı var. Yemiyor, içmiyor, bizimle uğraşıyor ya. Bak güzel kızım, eğer bu senin söylediğin doğruysa ben bunun hesabını Sevgi'den sorarım. Sen hiç merak etme. Ben de bunun için dedim zaten. Yılmaz'ın aklandığı iyi olmuş. En azından kafandaki soru işaretleri silindi. Bırak Yılmaz'ı da şu Cennet'le ilgili planlarımız ne durumda? Hallettim. Cennet bir süre ayak altında dolanamayacak. Niye aradınız? Buyurun, şöyle sizi idarede bekliyorlar. Konu nedir? Yukarıda anlatırlar. Rezan Hanım'ın sınav soruları dün odasından çalındı. Odaya giren en son kişi sendi. Dün Rezan Hocam'ın odasındaydın değil mi? Evet. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Ya ben öyle bir şey yapmadım. Saat kaça kadar oradaydın? Okulun kapanmasına yakın çıktım. Odada yalnız mıydın? Hayır, Yusuf Bey de vardı. Yusuf ne zaman çıktı? Benden biraz önce çıktı. Peki, daha sonra odada yalnız mıydın? Ben evet, ama ben işlerimi bitirdim. Hemen Yusuf Bey'den sonra ben de çıktım. Bak Zümrüt, bu iş çok ciddi bir suç. Eğer sana birileri yardım ettiyse bize şimdi söyle. Hayır Rezan Hocam, ben neden böyle bir şey yapayım? Ben işlerimi bitirdim, bilgisayarı kapatıp çıktım hemen zaten. Bu soruşturmanın sonunda eğer suçlu bulunursan okulla ilişkin kesilir. O yüzden sana birileri yardım ettiyse hemen şimdi söyle bize. Hayır, vallahi de billahi de ben hiçbir şey yapmadım. Ben işlerimi bitirdim, bilgisayarı kapattım, çıktım zaten hemen. Ay ne oluyor ya? Sevgi! Ne oluyor Yılmaz? Sen nasıl bir manyaksın ya? Halıyı nasıl parçalarsın? He? Anne sen neler aldın böyle? Bir şeyler aldım işte. Anlatırım. Gerçekten aklım almıyor ya. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın sen? Gecenin bir vakti Cennet'in evine hırsız gibi girip halıyı parçalıyorsun. Hangi hakta yapıyorsun bunu Sevgi? Cennet'in de ağzında baklığı ıslanmıyormuş. Ne demek istiyorsun sen? Yetiştirmiş sana, baksana. Bana bak. Cennet eğer bunu biliyorsa ve söylemiyorsa bunun bir tek nedeni var, biliyor musun? Evliliğimize zarar vermek istemiyor. O bu kadar hassas düşünürken senin halıyı parçalaman benim aklımı almıyor. Kim söyledi sana peki? Ne önemi var? Ne oluyor yine? Bana bak. Bundan sonra o insanlara zarar vermeye kalkarsan bugünkü kadar elimden ucuz kurtulamayacaksın. Aklının bir köşesine koy bunu. Tamam mı? Anne ne oluyor? Anne. Bir şey söylesene. Hocam ben ne hallerde girdim bu okula. Şimdi böyle bir şey yapar mıyım hiç? Orasını biz bilemeyiz Zümrüt. Niye benim bütün hayatım bu okul? Neden kendimi ateşe atayım ki ben? Vallahi yapmadım. Vallahi de billahi de ben hiçbir şey yapmadım. Yemin ediyorum size ben yapmadım. Siz
sizi şu odaya alacağım. Ben ne hallerde girdim bu okula? Neden böyle bir şey yapayım? Bir dakika bekler misiniz? Yusuf dışarıda bekler misin? Hocam bir saniye. Ne olduğunu öğrenebilir miyim? Olan şu. Dün akşam sen odadan çıktıktan sonra Zümrüt sınav sorularını çalmış. Bu mümkün değil. Yani Zümrüt asla böyle bir şey yapmaz. Her şey gayet açık. Hocam bakın, ben Zümrüt'ü tanırım. Ya böyle bir şey yapacak insan değil. Soruları gözünün önüne koyun, dönüp bakmaz. Ben gerçekten suçsuzum diyorum size, gerçekten. Konuşacak bir şey yok. Savunmasından sonra kurul zaten kararını açıklayacak. Bakın haksızlık ediyorsunuz. Şu an masum bir insanı suçluyorsunuz. Maksadını aşma Yusuf. Her şey gayet açık. Disiplin soruşturmasından sonra suçlu bulunursa okulla ilişiği kesilecek. O soruşturmadan sonra masum insanı itham ettiğiniz için hepiniz çok pişman olacaksınız. Kendinize gelin. Siz kendinize gelin. Ya sadece odada yalnız kaldı diye bunu yapmaya hakkınız yok. Bir insanın hayatıyla oynamak bu kadar kolay mı? Çıkın dışarı. Çıkmıyorum, burada kalacağım. Lütfen hemen çıkın dışarı. Zümrüt'le kalacağım. He kardeş, yarın öğlene. Yok yok, sağda gidiş. Eyvallah hemşerim. Sen bileti kes, ben akşama kadar alırım, olur? Eyvallah. Hayırdır? Yolculuk mu var? Dönüş var abi, Allah'ın izniyle. Dönüş mü? Ya dönüş. Bizim oralarda değil ama buralarda misafirliğin kısası makbulmuş. Öğrenmiş olduk. Bir saniye ya. Ne oluyor, sen bir anlatsana. Abi bir şey oldu yok. Bilal Bey haklı. Buraya üvey hanımı vurmaya diye geldim. Sonra ne olduğumu şaştım. Ya en iyisi dönmek. Yemin kardeş. Sen daha gençsin. Alınganlık etmişsin. Yalnız iyi konuştu ha. Haklı konuştu yani. Abi benim artık burada yerim yurdum yok. Anam desen zaten çoluğu çocuğu yanında, evi barkı yerinde. Zaten o her işin altından kalkar. Diğer adam da memlekete döndü. Ben de burada artık işe yaramıyorum. En iyisi gideyim. Ben daha fazla yük olmayayım size ben. Bilal Bey bırakmaz seni kardeş. Bırakır bırakır, tasalanma sen. Bravo anne, gerçekten bravo. Sana inanamıyorum, böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Demir sus. Baban yetti zaten, bir de sen başlama. Ne yapayım, hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Ya resmen suç işlemişsin sen. Babam şikayetçi olsa hapse gireceksin, farkında mısın? Cennet teyze de enteresan. Kadının başına böyle bir şey geliyor. Senin yaptığını biliyor, kimseye de söylemiyor. Bence sen gidip eteklerine kapansan tam yeridir. Demir yeter. O kadının adını bile duymak istemiyorum. Bakın ben kendimden ne kadar eminsem Zümrüt'ten de o kadar eminim. Ya sizce bu kız suçlanacağını bile bile soruları çalar mı? Ben suçsuzum. Yarın kurul kararıyla açıklanacaktır. Şimdi çıkabilirsiniz. Bakın ben hiçbir şey yapmadım diyorum size. Gerçekten. Benim tüm hayatım bu okul. Ben bu okulda okumaktan başka hiçbir şey hayal etmedim bugüne kadar. Ya daha Mardin'deyken gece gündüz dua ederdim ben. Sadece burada olmayı dilerdim Allah'tan. Şimdi neden bu hayallerime kavuşmuşken böyle bir şey yapayım? Ben burada olmak için ne bedeller ödedim, haberiniz var mı sizin? Şimdi tek bir sınav için bunu gözden çıkarır mıyım hiç? Kararın yarın açıklayacağını size söylemiştik. Şimdi müsaade edin de kendi çalışmamıza bakalım. Zümrüt! Zümrüt! Zümrüt beklesene bir. Zümrüt! Dur! Ne var? Niye hemen bırakıyorsun kendini? Eğitim hayatım bitmek üzere olduğu için olabilir mi Yusuf? İyi de daha karar açıklanmadı. Bak suçsuz olduğun ortaya çıkacak. Ya çıkmazsa?
Ya suç benim üzerime kalırsa? O zaman da en iyi şekilde savunmanı hazırlarız. Bak ellerinde delil falan yok. Ya seni neyle suçlayacaklar? Ha? Bak az çok biliyorsun artık bu işleri. Yusuf. Hayat senin okulda gördüğün hukuk dersleri gibi olmuyor Yusuf. Sen ne delilden bahsediyorsun? Bak kendimi savunmama izin vermeden karar vereceğiz dediler. Ya o işler o kadar kolay değil. Tamam mı? İtiraz ederiz. Peşini bırakmayız. Okuldan atılmama karar verildikten sonra itiraz etsek ne olur ki? Ben annemin yüzüne nasıl bakacağım? Ben annemi de kardeşlerimi de bunun için mi buraya kadar sürükledim? Tamam, tamam, tamam. Üzülme. Tamam. Tamam, üzülme. Sakin ol. Tamam, tamam. Kusura bakma. Kendimi tutamadım. Tamam, önemli değil. Hadi gel seni eve bırakayım. Ben giderim. Anne, ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum kızım. Bu ne be? Cennet, dışarı gel çabuk. Otur, otur, otur. Kimse dışarı çıkmasın. Otur dedi, duymadın mı? Otur. Sen ne yapıyorsun sen? Delirdin mi ya? Delirdim. İtirazın mı var? Yürü git, belanı benden bulma. Bela mı? Hiç yakıştı mı senin ağzına bela lafın ha? Senin gibi fedakar, cefakar, melek gibi bir kadına yakıştı mı? Cık cık, duymamış olayım Cennet. Şimdi kocanı çağıracağım, gelsin alsın seni, ben seninle uğraşamam. Ara, ne duruyorsun? Benden de selam söyle. Ondan mı korkutacaksın beni? Hanım bak, gecenin bu vakti burada konuşmak uygun değil. Yarın gel, derdin neyse konuşalım, halledelim. Bak bak, dillere bak, numaralara bak. Ay kanatların çıkacak kız neredeyse. Yemezler canım. Herkese yutturabilirsin ama bana yutturamazsın. Haydi, 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 haydi. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bırak kolumu. Sen benim kocamı bırakana kadar ben de seni bırakmıyorum. Bırak kolumu. Hanım, ya şimdi buradan gidersin ya da ben polis çağırırım. Polis mi? Siz de misafire böyle mi davranıyor? Hı? Ayıp, ayıp. Yılmaz'ın yanındayken hiç böyle yapmıyorsun ama. Ha? O gelince böyle bir göz süzmeler, böyle utangaç utangaç haller. Ben var ya, senin gibilerin ciğerini bilirim, ciğerini. Sen bittin Cennet. Seni bir kuru ekmeğe, bir kuru dama muhtaç edeceğim. Görürsün. Korkmayın, korkmayın. İyi ki dışarı çıkmadınız. Kadın kendinde değil. Anne, bu kadın bizden ne istiyor? Mutsuz kızım kadın, mutsuz. Kendi dahil kimseyi sevmiyor. Hayatını çaldığımı düşünüyor. Çalmadım diyorum, anlamıyor. Hadi toparlan, toparlan. Yok bir şey, hadi. Benim de biraz sinirlerim bozuldu, düzelir. O yokuşun bir düzlüğü vardır herhalde. Ya sorma, ben de o versiyonu dinledim ama hiç beğenmedim. Resmen parçayı mahvettiler. Evet. O ne ya? Yo canım, sana demedim. Canım, seni birazdan arayayım mı? Tamam, bay.
sana kırdığım şeyi telafi edeceğim demişti. Biraz geç oldu ama hakkını helal et artık. Yemin. Yanlış anlamazsan telefon numaranı alabilir miyim? Yani hatamı telafi etmek için. Ben gerçekten halledebilirim. Bilal Bey'in selamı var. Bilal Bey der ki... Bilal Bey de ki, anlıyorum beni istiyor ama seni gönderiyor. Anlıyorum beni istiyor ama muhatap olmak istemiyor. Benim bünyem bunu almaz. Midem ağrır yani. Bana bak delikanlı. Bana iyi bak yakışıklı. Senin gibilerine sahibinden ötürü saygım vardır. Ama açık oynayacağız. Net olacağız. Olmazsak sistem çöker. Ben bu evrende en iyi ikinci adamlardan biriyim. Bu net. Ya birebir çalışırım ya hiç. Ben ne Sabri ne Yemin kimseyi tanımam. O kadar. Bilal Bey'e selamımı söylersin. Bir dahaki buluşmada da ya Bilal olur ya Zafer olmaz. Aslanım, bizim orada derler ki... Sizin oralarda kimin ne dediği hiç ilgimi çekmiyor. Hadi Sabri, selametle. Bir de vereyim mi ağam? Eyvallah. Böylesini hiçbir yerde bulamam ağam. Abi sen nerelisin? Mardinliyim ağam. Sen? Ben de Mardinliyim. Neresinden? Midyat ağam. Allah Allah. Ya ben bunca zamandır İstanbul'dayım. İlk defa bir Midyatlı'ya denk geldim ha. Buradaki midyeciler hep bizim oralardır ağam. Vallahi siz iyi tutturmuşsunuz ha. Ben yapamadım. Dönüyorum memlekete. Neden ağam? İstanbul'da herkese ekmek var ağam. Sen niye gidiyorsun? Bana yok toprağım. Herkese var. Bana yok. Hadi rast gelsin. Sağ ol ağam. Herkes aldığında bir beni attın lan İstanbul. Thank you.
yana, kaşlar yana, kışmış göze aman, aman. O sandım bu canımdan aman aman derdiyle geze geze. Gün doğdu açtı böyle aman, gönüldür coştu böyle aman, aman. Sen böyle. Sen orada, ben burada, aman aman, ömrümüz geçti böyle. Bu hikaye de buraya kadarmış. Bir şey unutmadın mı? Abi ben sana helallik istemeye gelecektim. Helal et. Üstünde hakkın büyük. Evini açtın, ekmeğini paylaştın. Ya buraları ben rüyamda görsem inanmazdım. Ama işte sığamadım buralara. Ben sana evimi açtım ama sadece can borcum olduğu için değil. Benim tanıdığım Yemin korkusuzdu. Gözü karaydı. Böyle hemencecik pes etmezdi. Eder abi, eder. Ben buraya niye geldiğimi unuttum. Nereden geldiğimi unuttum. Aklımca buraların adamı sandım kendimi. Ama değilmişim işte. Sen getirdin aklımı başıma, sağ ol. Abi lafla ben valizimi toplar giderim diyorsun ha? Biz böyle mi konuşmuştuk? Lafla. Bir lafla değil abi. Sade bir lafla değil. Neyse. Anam anam değilmiş. Bildiklerim doğru değilmiş. Bu şehir beni paçalarımdan öyle bir tuttu salladı ki abi. Cebimde ne varsa hepsi döküldü gitti. Şimdi azıcık bir takatim kaldı. Bırak da ona da kendi yolumu çizeyim ha. İyi. Git memleketine. Kafanı topla, kendine gel. Sonra da dönersin. Abi. Hakkını helal et. Helal olsun. Sabri aşağıda seni bekliyor, götürecek. Ben buraya nasıl geldiysem öyle gideyim ha. Thank you.
kalsın. Aklına yat kardeşim. Bekir. Güzel acılamış. Allah'ım sen bana yardım et lütfen. Yürüyeceğim kardeş, devam et. Kardeş yürüyeceğim, yürüyeceğim. Hah, bir sen eksik. Nereye gittiğini biliyorsan söyle de götürelim. Ki bence bilmiyorsun. Sen nereden çıktın kız? Benle vedalaşmadan mı gidecektin? Vallahi kimseyle vedalaşmaya halim yok. Sen zahmet etmişsin. Aa, sen bayağı İstanbul seni yenemedim moduna girmişsin. Ya yoruldum, yoruldum. Vallahi bak anlatmaya bile halim yok. Ya ben sen gidince kimle didişeceğim? Sen bulursun birini. Olmadı kendi gölgenle falan didişirsin. Öyle olmuyor be müdür. Ben senin gibi katıksız el değmemiş öküzü nereden bulacağım? Kız hadi yürü git, asabımı bozma, gider ayak hadi. Yok vallahi öyle ya. Ben ne öküzler gördüm de senin gibisini görmedim. Bir daha aynı tadı alamam valla. Ama şimdi böyle olmuyor ki. Senin burada cevap vermen lazım, sinirlenmen lazım. Böyle harıl harıl konuşman falan lazım bende. Sen beni anlamıyorsun değil mi? Ya insanlarla uğraşacak halim olsa zaten gitmezdim. Bana bak yemin. Hayatında ilk defa zekice bir laf ettin ha. Ya havle, illa üstüme sıçrayacaksın ha. Yok be oğlum. Aslında gitme demeye çalışıyorum ama böyle diyorum işte ben de. Yola düştüm artık. Haydi hakkını helal et. Gel bir sarılayım sana. Bana bak, eğer öyle geri dönmek falan istersen gel. Kaldığımız yerden itişmeye devam ederiz. İyi tamam hadi. Toplantı kapalı olarak gerçekleşecek. Kurul hocaları dışında kimse giremez. Yönetmelikte böyle bir madde olduğunu düşünmüyorum. En azından okulun hocası olmanız gerekiyor. Lütfen dışarı çıkın. Evet, kurulumuz dün yaşanan yüz kızartıcı olayla ilgili kararını verdi. Buyur kardeşim. Bizim bu evin yeni sahibi gönderdi. Hemen boşaltın evi. Yeni sahibi mi? O kim? Sevgi Koçeri. Nasıl? Nasılı falan yok. Evi satın almış, sizi de çıkarıyor. Okulumuz öğrencilerinden Zümrüt Aktaş'ın sınav sorularını çaldığı kesinleşmiş olup Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 10. maddesi gereğince okulumuzla ilişkisinin kesilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Ne yaptıysam seni kaybetmemek için yaptım.
Seni kaybetmenin düşüncesi bile beni delirtmeye yetiyor. Biraz anlamaya çalış beni. Zümrüt. 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 Ya dur. Seni kaybetmek istemiyorum Yılmaz. Lütfen geri dön. Bak söz veriyorum. Geri döndüğünde bambaşka bir sevgi bulacaksın karşında. Lütfen geri dön. Lütfen. Geç kaldın. Hem de çok geç kaldın sevgi. Şimdi dur kızım, telaş etmeyelim ya. Düşüneceğim şimdi ne yapacağımızı. Ablam bir gelsin de bakalım. Anne başka çaremiz yok. İyi kötü bir evimiz vardı, artık o da yok. Bu hikaye burada bitti. Ben bitti demedim, bitmez. Anne kadın dediğini yaptı. Sizi mahvedeceğim de etti. İnat etme artık, dönelim Mardin'e. Çalışmadığımız, iş gitmediğimiz yer kalmadı. Olmayınca olmuyor işte, zorlamanın anlamı yok. Anne bunlar ne böyle? Sevgi Hanım bizi evden attırttı. Diyorum anneme, geri dönelim Mardin'e diyorum. Burada olmuyor işte. Anne eve gidelim. Mardin'e dönelim. Allah aşkına gidelim. Gidelim de bu bitsin artık burada. Turunam gidersen Mardin'e, turunam yâre selam söyle. Turunam gidersen Mardin'e, turunam yâre selam söyle. Karlı shine.